Herkese merhabalar, ben Özgürcan Öney. Bu hafta ilginç bir hafta çünkü radyo programıma sevgili Fatma Turgut'u konuk alıyorum. Öncelikle onunla buluşup bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz ve hazırladığım 5 tane soruyu cevaplayacak kendisi. Biraz müzik konuşacağız, biraz ondan konuşacağız. Arkasından da stüdyoya gelip, Radyo X'in stüdyosuna gelip Babanda mı Punk'tı'nın bu haftaki listesini Fatma ile beraber seçtiğimiz şarkılarla oluşturacağız. Umarım keyif alırsınız. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir formatta yapıyorum programı. Umarım güzel olacak, keyifli olacak. Çünkü Fatma çok sevdiğim bir dostum. Sahnede ve turnelerde çok fazla beraber vakit geçirmiş olsak da ilk defa onunla böyle samimi havada bir şey yapacağız. Umarım siz de keyif alırsınız. Hepinize iyi izlemeler ve dinlemeler. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Ben Özgürcan Öney ve sevgili Fatma Turgut'la beraberim. Şu anda tamirhanedeyiz ve güzel yemeğimizi yedik. Keyfimiz yerinde. YouTube için, Eksen'in YouTube kanalı için böyle bir şey yapmak istedim ben. Fatma da sağ olsun kırmadı beni. Buradan her hafta Cuma günü saat 23'te Radyo Eksen'de yayınlanan Babanda mı Punk'tı'nın konuğu da Fatma Turgut olacak ve onun seçtiği şarkıları da dinleyeceğiz. 5 soru 10 şarkı gibi düşünüyorum ben konsepti. Bakalım ilk bölüm neler olacak. Artık ilk bölümü günahı olmaz hocam. Tabii canım. Başlayalım. Seninle çok sahneye çıktık beraber, turneler yaptık vesaire ama gerçekten adam akıllı oturup konuşma şansımız da olmadı. Ben biraz da bana anlatır gibi, 6 yaşında bir çocuğa anlatır gibi. Yani müzik nasıl başladı ve biliyorum çok genel bir soru ama ilk yani seni heyecanlandıran yok ya ben konservatuvar okuyacağım dedirten içinde o ateşi yakan ilk kırılma noktası ne oldu? İlkokul 3. sınıftaydım. Okulumu temsilen bir müzik yarışmasına katıldım ve böyle Türk halk müziği söylemem gerekiyordu ve benden çok büyük abilerim arkada bağlama çalıyorlar ve ben çok keyif aldım. Onların eşlik etmesine, benim şarkı... Yani bilmiyorum, onu anlatmak çok zor ya. Ne söylemiştin? Ateş attım samana da diye bir türkü. Vay. Zor da eve ilkokul 3. sınıfım. Şu kadarım, 8, fotoğraflarım 9 var. 8-9 yaşında falansın yani. Tabii 9, vay, maksimum 9. Ama bir yeteneğin vardı ki seni yarışmaya önerdiler herhalde. Ya galiba. Annemin sesi çok güzeldir. Hı-hı. Babam fena değildir ama annem bayağı iyidir. Bilmiyorum, herhalde aileden de geliyor. Bu bir gift, yani bir hediye gibi düşünüyorum. Bir armağan gibi düşünüyorum. Aynen. Sonra da ilkokul 5. sınıfta da yine bir yarışmaya katıldım. Sonra müzik okumak istediğime karar verdim. Müzik okumak istediğime karar verdikten sonra da üniversitede bir grup kurmuştuk. Sahnede olmak istediğime karar verdim. Aslında hepsi basamak Feydar basamak. Bey gitti. Evet, aynen öyle. Çoğu zaman bana gelen soru şu, ben müzik okumak istiyorum, yani müzik yapmak istiyorum ama ailemin desteğini yeterince alamayacağım. Bununla ilgili sen şu anda bu pozisyonda olduğun için zaten ailenin desteğini almışsındır diye tahmin ediyorum. Şöyle ki aslında güzel, çok da güzel bir soru bu. Birazcık evet kesinlikle müzik okurken desteklerini aldım ama anne babam öğretmen de onlar gibi bir öğretmen olmamı istedikleri için beni eğitim fakültesine yönlendirdiler. Müzik öğretmenliği okudum. 3 sene İzmir Karşıyaka'da özel bir dershanede müzik öğretmenliği yaptım. Ama müzikle yani sahne tarafı, İstanbul'a gelme, oralar aslında biraz sancılıydı. Çünkü ailem kaygılanıyordu. Ya para kazanamazsam, evet, ekonomik özgürlüğüm elimde olmazsa gibi gibi kaygıları vardı. Yine orada da çok şansa inanan bir insan değilim ama orada doğru insanlarla karşılaşıp doğru insanlarla çalışmanın şans olduğunu düşünüyorum ve zaten o zamanki grubumun biliyorsun kapıları öne açıldı. Aynen. Peki yani hayal kuruyor muydun bununla çok alakalı? Kuruyordum. Nasıl böyle dokunabileceği kadar gerçek, elle tutabileceği kadar gerçek hayalleri vardı değil mi yani? Vardı Özgür ya. Yani şunu hayal ediyordum hep. Sahnede olmayı, sahnede şarkı söylemeyi, on binlerce insanla birlikte şarkı söylemeyi. Hala öyle. Size de oluyordur. Tüylerimiz diken diken oluyor. Evet, yani evet,
Özellikle pandemi sonrasında tekrar geri dönüşte hissettiğimiz ya, gözlerden birisi. Ya ilk konser gözlerim doldu, bayağı kötü oldum. Zaten bazen hazır biz bizeyiz deyip her şeyi anlatıyorum, arkaya dönüp küçük küçük oluyor yani. İlk konser gerçekten öyle hissettirdi. Evet, sahnede olmayı, insanlarla birlikte şarkı söylemeyi hayal ediyordum. Süper. Yani beraber çalıştığın, sana mentorluk yapan insanlar, sanatçılar olduğunu da biliyorum ama bir de senden duymak isterim. En çok desteği ve yardımı sektörde kimlerden aldın, kimlerden etkilendin ya da destek almamış olsan bile örnek aldığın ya da ya şu iş çok güzel, keşke ben de onu yapsam ya da şu artistin yaklaşımı ya da onun gündelik hayattaki rutinleri. Yani mesela Lady Gaga işte atıyorum Frank Sinatra ile sahneye çıkacak ve 6 ay boyunca caz şan dersi alıyor falan. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani illa ben tepeye çıktım diye durmadan ya da hayır, asla. İşte haftada 3-4 gün spora gidenler, yogası, meditasyon, çünkü belli bir noktadan sonra mental olarak ve fiziksel olarak da bazı şeyleri sağlamlaştırmak elbette gerekiyor. Elbette. O konuda kimlerden örnek, kimlere örnek aldın, kimlerden etkilendin? Çok sevdiğim No Doubt grubunu çok seviyorum. Onlar da biliyorsun Gwen ilk Stefani. Funkçılardan. Gwen Stefani hala öyle. Şunu söyleyebilirim, yine bu söylediğine istinaden. Türkiye'ye döndüğümüzde benim hayatımda, demir hayatıma çok şey kattı. Demir Demirkan. Hep bunu söylüyorum. Bana ilk aslında stüdyoda vokal kaydına girdiğimizde şarkı söylemeyi öğreten, onun inceliklerini, parametrelerini belirleyen Demir'di. Yani ona sorarsan da şey der, bir elmas vardı, ben onu parlattım. Bu kendi lafı, onun için büyük yüreklilikle söyleyebilirim. Öyle der ama tamam, hamurunda var, bende vardı ama Demir'in o kadar bilgisi, Demir'in o kadar bana, benimle paylaştığı şeyler olmasa bu kadar iyi şarkı söyler miydim aslında bilmiyorum. Demir çok güzel bir örnek. Ben de onunla 2018'de bizde çalıştığımız biliyorum, için biliyorum. Ne söylediğini çok iyi anlıyorum. Bana da bir davul kaydıyla alakalı olarak şey demişti yani. Biz hücum kayıt yaptık. Aha, aha. Gitar ve bas pilot girdiler ama Demir şey dedi, özür dedi, çalacağın şey çok basit bir şey ama dedi yani ben dedi orada şu ruhu istiyorum dedi yani. Ve kesinlikle o haleti ruhiyeyi verdi bana ve böyle mental olarak çok da gitmek istemediğim yerlere götürdü ama o performansa etki hizmet etti. Ediyor. Evet. Yine bir vokal kaydı. Söyleyeceğim Pembe Mezarlık şarkısını kaydediyoruz. Hayatımda her şey yolunda, çok mutluyum, o bu. Ya yine bana bir şeyler anlattı. Tam vokale başlayacağız, durabilir miyiz dedim. Ne oldu dedi, ben ağlayacağım dedim. Tamam dedi. Çünkü öyle bir şey yapıyor ki yani gittim. O zaman işte babacığımla kayıt yapıyoruz. -1'de gittim tuvalete, biraz ağladım, yüzümü yıkadım, geldim. Şimdi hazırım dedim. Zaten ilk vokalde de tenin derken sesim titriyor. Ama onu kullandı. Çünkü dedi ki şimdi geçiriyorsun bana. Şimdi bak, evet, burada içeride tüylerimiz diken diken oluyor. Çok önemli. O yüzden Demir benim hayatıma, yine keza sizin de öyledir, bir grup elemanı gibi davranıp, çünkü çok hakim. Gitara hakim, vokale hakim, davul konusunda bir grup elemanı gibi, evet, evet, ve tam bir prodüktör gibi benim hayatıma çok şey kattı. Yani Pentagram o anlamda çok acayip bir ekip. Yani Tarkan, evet, abiyle de çalıştık, o da keza aynı, evet, şekilde. Ben de öyle albümü onlarla yaptım. Ama söylediğin şey çok ilginç. O bana başka bir soru getirdi aklıma. Şimdi enstrüman çalarken, sonuçta konservatuvarda bir enstrüman eğitimi, evet, aldın sen. Ama vokal işin içine girdiği zaman, yani notalarda tabii ki orası öyle de, yani bir kelimeye aslına bakarsan 10-15 tane farklı duygu yükleyebiliyorsun. Evet. Tonalite değişiyor, volüm değişiyor, mikrofonun uzaklığın, haleti ruhiyen, o akan enerji nüans, vesaire her şey falan. Ne kadar müthiş bir şey aslında değil evet, mi yani? Çok çok büyülü bir şey, kesinlikle öyle. Zor mu? Evet zor. Ama onu yaptıkça bir üstünü, kendimi övmek için söylemeyeceğim ama bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Okul bitti, müzik okudum, bireysel ses eğitimim vardı, toplu ses eğitimim vardı, koro dersleri falan filan. İstanbul'a geldim, çok fazla konser yapmaya başladık işte, grup o bu falan. Yani dedim ki ben bu sesimi hem iyi sahnede performans yapmam lazım hem de korumam lazım. Çünkü ertesi gün bir daha konser var, ertesi gün bir daha. Burada Sertab'ın sınıf arkadaşı var, Ayşe Sezerman, Ayşe hocam bir tanedir.
Ayşe Hoca'dan şan ders aldım yaklaşık 6 ay. Aslında biliyorum ben neyin ne olduğunu. Okulda zaten zorunluydu bu eğitim. Ama bazen back to basics, fundamental'ları tekrar kesinlikle görmek, öyle. Denemek gerekiyor. Hem öyle hem de bence her kişi yeni bir bilgi. Kesinlikle. Ve iyi bir şancıyla çalışırsan eğer, şancının kötüsü kötüdür çünkü. İyi bir şancıyla çalışırsan eğer çok şey öğreniyorsun. Yani o yüzden çok kıymetli benim için Ayşe Hoca'yla da yaptığım dersler. Hala da söyleyeyim, atıyorum bir proje gelir, bir şey olur ve caz söyleme gerekiyordur mesela. Kimse onun ehli onu arar, biraz çalışalım mı diye bir şey yaparım. Yok kesinlikle, ben seviyorum de seviyorum da bir de Özgür, çok seviyorum. Yani müzikle iç içe olup aynen, bir şey aynen. daha öğrenebilmek ne kadar büyük lüks bence. Aynen, bu pandemi dönemi bizim için biraz herkes için sancılı geçti ama bizim için de sancılı geçti. Çok. Daha böyle progresif eserleri ortaya koyduğumuz, progresif tartımların, yapıların olduğu şarkılar yaptık ve o arada yani yaptığım şeyleri dinleteceğim bizim abilerimizi falan aradım. İşte Necropsy'den, diğer gruplardan, insanlarla paylaştım bazı demoları falan ve onlardan da ya işte burası nasıl, şurayı şöyle mi yapsak elbette. Falan diye fikir aldım. Amerika'da işte Cengiz Baysal, ondan bir dönem ders almıştım, onunla paylaştım. Bir konuda, akıl akıldan üstündür her zaman. Kesinlikle ve hem paylaşmak hem de senin aklına gelmeyen ya da düşünemediğin bir şeyi onun o yoldan daha bir... önce geçmiş oldukları için onlar söyleyebiliyorlar. Oradan da şeyi sorayım, pandemi dönemi nasıl geçti? Pandemide ilk defa söz müziği kendime ait olan şarkıyı yaptım. Bu da diğer soruma getirecek. Yani şimdi şey, krizi nasıl, fırsata çevirmek gibi nasıl olması. Nasıl üretiyorsun? Kendini beslemek için neler kullandın? Çünkü yani single songwriter olarak kendi bestelerini yapmak yani çok büyük bir sırrın vesaire falan yoksa. Yok yok. Daha önce de paylaştım, yani samimiyetle kim, paylaşırım. Kimi şey der işte, ilham geliyor falan. Falan. Nerede o ilham? Nerede? Numarası var mı? Arayalım falan. Tabii yani, de gelsin. İşte, atıyorum yani yazarların hayatını falan incelerim. Kimisi sabah kalktığı zaman yazıyor. Hı hı. Hemingway gecenin bir yarısı barda ve ayakta yazıyormuş falan yani. Onların, herkesin bir ilham mı denir, rutin mi denir buna bilmiyorum. Sen neyse. Sen kendine göre bir formül buldun mu? Şunu, son iki senedir şunu deneyimledim pandemiyle birlikte. Şunun farkına vardım. Bir şey izlerken ve arkada böyle bir şey çalıyorsa bana bir şey çağrıştırıyor. Hı hı. Durdurup gitarı elime alıp üzerine bir şey mırıldanıp karalama hop hemen kaydediyorum zaten. Hı hı hı. Sonra da yine benden çok daha fazla söz ve müzik yapmış, beste yapmış insanlara dinletip sence buradan nereye gitmeli, buradan köprü yeme bağ, buradan akarat, yani bunları konuşuyorum. Hı hı. Bir şey izlerken bana onun hissettirdikleri galiba ortaya çıkarmamda büyük rahatlık sağlıyor. Peki söz mü önce çıkıyor, müzik mi önce çıkıyor? Ben Vardım şarkısını yaptım en son. Ben Vardım'ın nakaratıyla sözü birlikte çıkmıştı. Yani ben vardım, hep ben vardım diye döküldü ağzımdan. Ama sonra müziği tamamlayıp sözlerin üzerine yazdım. Süper. İşte bilmiyorum, ben de yeni yeni başladığım için bu işlere yani söz ve müzik yapma işinde tamamen bana ait olan model külliyatında çok var müziği bana, bize ait olan, benim payım olduğu çok var ama tamamen tek başıma yaptığım Aşkladın'dan sonra ikinci şarkı diyebiliriz. Evet, Aşkladın'da Demir'in çok payı var. Eşim Pelin 2,5-3 yıldır piyano öğrenmeye başladı. Süper. Ve bununla ilgili workshopları vesaire falan takip ediyor YouTube'da. En son Sanatçının Yolu diye bir kitap takip etmeye başladı. Hı hı. Sana rutinler veriyor. Ha, aynen. İyiymiş. Atıyorum işte şunu oku, şununla ilgili düşün, şunu yaz. İşte şu gün sadece fotoğraf çek. Şu gün sadece şu filmi seyret falan, öyle sistemler yani özellikle Amerika'daki o singer songwriter şeyi içinde bir şey var böyle, evet, evet. Gelenekler var. Çok güzelmiş, ben bilmiyordum. Ben yazarlık atölyesinde bununla ilgili şey yapmıştım. Mesela Yekta Hoca'nın yazarlık atölyesine devam 2010'da. Kısıtlamak mesela bir noktada işe yarıyor. Şimdi aşk şarkısı yaz desem sana, hı hı. yani kocaman bir dünya var önünde. Yani derya. Senin için uygun olan akor dizilimi nedir? Hangi tondan yazacaksın? 4/4'lük mü olacak? Blues 6/8 mi olacak? Ya da 5 mi olacak? Belki 7 bile yazabilirsin. 9 bile yazabilirsin. Evet, niye evet. olsun? Yani sonuçta arayıp sormasan da bir aşk şarkısı ve 9/8. Aynen yani. Öyle. Aşık olduğun anı mı anlatacaksın, ayrıldığın anı mı anlatacaksın, o öforyeyi tam olarak yaşadığın anı mı anlatacaksın. O yüzden mesela öykü yazarken atıyorum şey diye bir şey var, 300 kelime olacak.
psikoloğun bekleme odası, bir akvaryum var. Akvaryumda kırmızı balık. Duyguda atıyorum işte kandırılmışlık. Bak yaz. Bu mükemmel bir yöntem. Çünkü biz bunu yıllar yıllar önce Demir, ben, birkaç müzisyen arkadaşımız daha, hepsi tanınır, bilinir insanlar, bir session yapıp aynı şeyleri Demir bize söylüyordu. Şuradayız, şuradayız, duygu şu. 4 dakikamız var. Başlıyor. Herkes ta 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 tak yazmaya başlıyor. Durduruyoruz. Şimdi şu sadece 2 dakikamız var. Yazmaya başlıyoruz. Ve aslında oradaki öğeleri, ya bu çok uzun mevzu. Bunu sen de bir şey anlatacağım sonra sana. Onlar öğeleri yuvarlak içine alınca aslında şarkının iskeleti oluşuyor bile. Aynen, yani sözlerin aynen. iskeleti oluşuyor bile. Bunu sana anlatacağım. Tamam, bu güzel. Yani sonuçta seni hem yorumcu hem de bir müzisyen olarak takip eden insanlar da var ve herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de ufak ufak doneler, örnekler verebilirsek. Ne mutlu bize. Aynen. O zaman son soruya geçiyorum ve arkasından da artık stüdyoya gidip programı yapacağız. Favori müziklerin? Bu aralar neler dinliyorsun? Ya da en başta seni ne etkiledi ve bu süreç içinde yani şunu radyoda duymak isterim, bu benim için önemliydi diyeceğin sanatçı ya da şarkıları söyleyebilir misin? Şöyle cevap verebilirim. Güzel ve tırnak içinde kaliteli, zaman ayrılmış, emek verilmiş eserlerin hepsini çok seviyorum. Ve bu yüzden onlara eser diyorum. Pop olması, rock olması, punk olması, caz olması fark etmez. Ama tabii ki de rock müzik çok seviyorum, çok dinliyorum. Punk dinliyorum. Eski punkçılardan kimler kaldı bilmiyorum hala ama yani No Doubt'ın ilk yaptığı dönemde punk müzikti yani aslında. Ska, reggae punk. Aynen öyle. Onları çok seviyorum. En son ne dinledin dersen de Billie Eilish'in son albümünü dinledim mesela. Yani Dua Lipa çok seviyorum. Dua Lipa inanılmaz seviyorum. Evet. If you don't wanna... Bayılıyorum. Evet. Olabildiğince her şeyi takip etmeye çalışıyorum ya Özgür. İyi, süpermiş. O zaman stüdyoya geçelim. Ve programı kaydedelim diyelim. Okay. Herkese iyi akşamlar. Ben Özgür Can Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bölümünde sizlerle beraberim ve size müthiş bir haberim var. Sevgili Fatma Turgut şu anda stüdyoda benimle beraber ve bu hafta onun seçtiği şarkılarla bir playlist oluşturduk ve onları çalacağız size. Fatma hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyisin? Aşırı iyiyim, sen? Vallahi ben de iyiyim ya. Seni gördüm daha iyi oldu. Ben de öyle. Şahane de gün geçirdik bence. Güzel, keyifli muhabbet oldu. Hı-hı. Yani aslına bakarsan birçok şeyi bildiğimi düşünüyorum seninle alakalı ama ilk işte müziğe başlangıcın, oradaki kırılma noktaları, bu pandemi sürecini nasıl geçirdiğine dair çok güzel şeyler öğrendim senden. O anlamda ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Şimdi Radyo Eksen'in stüdyosundayız. Babandım Punk'tının yeni bölümünde senin seçtiğin şarkıları çalacağız. Hı-hı. Yani röportajda da konuştuğumuzda ilk söylediğin ekip No Doubt'tı. Evet, çok seviyorum. Gwen Stefani'yi özellikle. Çok. Aynen. Ve No Doubt'tan iki tane şarkı seçtik. İkisini de çalalım bence ya. Olur mu ikisi de? İkisi de olur. Tamam, o zaman bana uyar. Peki yani bunları çalmadan önce ne söylemek istersin? No Doubt'ı ilk ne zaman duymuştun? Hangi kasetlerini mi aldın? CD mi vardı? Yaşımız ortaya çıkıyor. Kasetlerini aldım. Kasetlerini aldım. Ve en sevdiğim albümleri de Tragic Kingdom albümü. Ya bilmiyorum, ben hepsini seviyorum galiba ya. Değil mi? Çok ama seviyorum yani. Don't Speak Don't klibini speak. İlk gördüğün zaman. Of. Değil mi? Ve kare kare her saniyesini hatırlıyorum. Çok güzel klip, çok güzel bir birliktelik, çok güzel bir müzik. Yani bir arada oluşturdukları kimya apayrı. O yüzden çok seviyorum. Hala da dinlerim. Telefonda hep varlar. Hangi DVD'sinden bahsetmiştin sen? Çok iyi bir performansları var. Tragic demiştim. Kingdom albümünün DVD'si var. Yani o konserin çekimi var. Bir yerde konser, bir statta konser veriyorlar. İsmini hatırlamıyorum. O zaman DVD var tabii, DVD'den izliyorduk. Şu an muhtemelen dijital platformlarda da bulunabilir. O albümün konserini mutlaka izlemeni istiyorum. Peki şeyi soracağım. Hiç cover grubunda vesairede falan üniversite zamanı söyledin mi ne oldu? Söyledim. Don't Speak söyledim. İyi o zaman No Doubt'tan Sunday Morning ve Tragic Kingdom'ı dinleyeceğiz şimdi arka arkaya. Böyle güzel sert bir giriş yapalım, arkasından muhabbete devam edeceğiz. Welcome to the Tragic Kingdom. Pink'i canlı seyrettin mi? Hayır.
Ben canlı seyrettim. Nerede? Burada Park Orman'da. Ha, İstanbul'a geldiğinde. 7-8 yıl önce falan bir konseri olmuştu. Ben ona yetişemedim, evet. Hayvan gibi çalmışlardı ya. İnanılmaz yani. Ya. Bir de şu yüzden çok seviyorum Özgür. İnanılmaz bir sahne performansı var. Ve şarkı söylemenin dışında da birçok şey yapıp uçup kaçtığı için. Ama yani YouTube'daki bütün videolarını sanırım hatmetmişimdir. Canlı izlemiş gibi falan hissediyorum kendimi. Çünkü neredeyse bütün o live performansları izledim. Peki şeyi soracağım. Pink söylediğin oldu mu? Söyledim tabii. Stupid Girl, So What, aklıma gelenler. Ya bak şimdi sen böyle söyleyince benim kafamda şu canlandı. Yani sırf belki bu coverları çaldığı bir proje olabilir ya. O kadar istiyorum ki var bu kafamda ya bir şeyler. Çünkü sevgili Çağlan rahmetli bu Lanet Bir Gece mevzuları yaparken evet. Biz de onunla şeyi konuşuyorduk. Manga'nın Limon Bar'da çaldığı bir playlistle çıkıp çalabilir miyiz acaba diye bir planımız vardı. Çünkü biz de Deftones çalıyorduk, Korn çalıyorduk, Limp Bizkit, Linkin Park çalıyorduk. Böyle o şarkıların olduğu, belki biraz da Manga şarkılarının olduğu ama o bar zamanı evet, işte Duhast evet. falan çaldığımız, Sepultura falan çaldığımız bir performans yapar mıyız diye düşünüp ya bak bunu bir düşünelim. Bence de düşünelim, bir araya gelip de bir şey de yapılabilir, böyle bir karma bir ekiple de olabilir. Bilmiyorum yani, tamamen sesli düşünüyorum şu an. Güzel bir fikir gibi geldi bana. Artı ya ben gerçekten yani No Doubt'ı da Pink'i de senden dinlemek isterim yani. Ve mütevazı olacağım ama... Hayva gibi de söylersin söylerim hocam. Söylerim ya. Çok güzel söylerim. Pink çok güzel söylerim. Amy Winehouse çok güzel. Yani asla onun gibi değil ama o bir apayrı bir şey. Aynen. Biliyorsun. Söylerim söylerim. Hepsini söylerim. Bu fikir kafamızda bir yerde kalsın. Bunu not alalım. Ve üzerine de düşünelim. Bence böyle bir şey yapılabilir. Gorillaz. Çok seviyorum. Çok seviyorum onları da. Hatta geçen gün yürüyüşe çıktığımda... şey en son baktım ne dinlemişim diye onları dinlemiştim. Hı hı. Oradan aklıma geldi. Madonna ile yaptıkları bir sahne şovu vardı, hiç onu unutamıyorum. Evet, hologramlı. Yani nasıl beynime kazındıysa saniye saniye hepsi aklımda. Çok çok acayip iş değil performansın miydi? Performansın ortasında hologram cep telefonuna bakıyordu değil mi, o hologramdaki karakter? Evet, falan davul çalan gibi. Galiba davul çalan bir eliyle çıkartıp telefona bakıyordu falan. Aynen, çok aynen. Acayip. Ya inanılmaz vizyon, nasıl öngörüyorsunuz bunları? Çok seviyorum. Şimdi hafif böyle punk sularına doğru geçelim diye önerdim ben. Clash dedik. Clash'ten de London Calling'i çalacağız. Bu arada Clash'in vokalisti Joe Strummer Ankara doğumlu, biliyorsun değil mi? Hayır. Evet. Aa. Babasının görevi sebebiyle Ankara'dayken doğuyor. Mükemmelmiş. Ve 6 yaşına kadar Ankara'da yaşıyor. Ankara'da mı? Tabii tabii. 6 yaşına kadar. Aynen. Okul falan? Ya, o zaman daha gitmemiştir herhalde okula da zannetmiyorum yani. Türkçe biliyor mudur acaba? Zannetmiyorum ya. Rahmetli 6 yaşına yani. Kadar ama yani Ankara'da kalıp bilmemek bence imkansız. Kesin öğrenmiştir birkaç kere. Evet, kuvvetle muhtemel bir iki cümlesi vardır. Neyse, bu bilgiyi de paylaştıktan sonra Clash'ten dinleyelim o zaman. London Calling. Okey. Fatmacığım valla bugün için çok teşekkürler. Konuğum olduğun için. Ben de teşekkür ederim. Bana vaktini ayırdığın için. Müzikal zaman. Yolculuğunda yaşadıklarını benimle paylaştığın için. benim için çok keyifli oldu bugün gerçekten. Yani iyi ki geldin, iyi ki varsın. Çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. Şahane ağırlandım. Bir de hep söylüyorum. Yine bir şeyler paylaşmış olduk. Anıdır. Aynen. En güzelinden aynen. Anıdır. İyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum. Fatma'yla hepinize iyi geceler diliyoruz. Babandamı Punk'tının yeni bölümünde görüşmek üzere. 96.2 Radyo Eksen'den herkese iyi geceler.